halizar kalfam. Etme eyleme. Ne olur. Hünkârımız da ashabi. Günahtır. Vallahi cehennem ateşlerinde yanarız. Kösem Sultanımız böyle buyurdu Üveys Ağa. Elden ne gelir? Elini çabuk tut. Hadi hazırlamadın mı daha? Yalnızlar, yine mutfağa mesken tutmuşsun. Hazır, buyurun. Hünkârımızın sütü Melek Hatun. İçmeden uyumuyor biliyorsun. Soğumadan götüreyim ben. Lalezar, sen dur. Benim seninle biraz işim var. Hatun, al sütü hünkârımıza götür. Gel. Ne oluyor Melek Kalfa? Hayırdır? Onu sen söyleyeceksin. Ne oluyor? Sıkıldım bunları mühürlemekten. Hem uykum da geldi. Ama büyükvalidem bitirmeden yatmak yok dedi. Bu son. Gel. Hünkârımızın sütünü getirdim o. Koy şöyle. Tamam, sen çık. Hayırdır Melek Kalfa? Ne bu hal? Sultanım yetişin. Kösem Sultan hünkârımızı zehirleyecek. Bitti nihayet. Uyku vaktiniz geldi hünkârım. Sütünüzü için de yatın artık. Ne oldu ki validem? Oh, Allah'ıma şükürler olsun. Oh. Nerede o? Nerede o? Kösem Sultan neredesin? Sultanım. Çık dışarı, neredesin? Sultanım, sakin olun. Hepiniz bunun hesabını vereceksiniz. Hepiniz. Kim neyin hesabını verecekmiş? Bu kadar mı kalbiniz karardı? Kendi torununuzu zehirleyecek kadar, öyle mi? Zehir mi? Kes sesini, korkutuyorsun torunumu. Ne demek oluyor bu? Yine nasıl bir oyun oynuyorsun bize?
Rezalet. Kimin haddini sultanımızı böyle çirkin yalanlarla itham etmek? Öyle mi? O zaman alın için. İçin de görelim. Atike Sultan vaktinde söylemişti. Kendi evladına acımayan senin evladına da acımaz demişti. Haklıymış. Sizde merhametin, vicdanın zerresi kalmamış. Yazık. Bundan sonra oğlum benimle kalacak. Ve siz onu asla göremeyeceksiniz. Eğer bir kez daha cüret ederseniz, öyle bir tufan olurum ki sizi ezmeden dinmem. Bunca yıldır yanımdasın. Soframa oturdun, meclisime girdin. Hiç mi bir şey öğrenmedin? Senin kopardığın tufan benim bir mumumu söndürmez. Süleyman'a, has odanın önüne bostancılar dizesin. Benden habersiz kuş uçmayacak. Ben talimat verdim sultanım. Hünkârımızı korumak için ne lazım geliyorsa hepsi yapılacak. Haremde de ilave tedbir alacağız. Lüzumu yok. Emniyette olduğumuzdan emin olana dek hareme adım atmayacağız. Has odada oğlumla kalacağım. İyi düşünmüşsünüz sultanım. Hoş. Kösem sultan ifşa oldu artık. Bir daha denemeye cesaret edemez. İşte tam da bu sebeple tekrar deneyecek. Önünde başka yol kalmadı artık. Ya bizi öldürecek ya kendi ölecek. Meşveret toplansın hemen. Kösem Sultan harekete geçmeden tedbirimizi alalım. Üveys Efendi söyledi. Melek Hatun'la konuşurken görmüş. Lale Zarsel mi söyledi? Kırk yıl düşünsem senin bana ihanet edeceğini aklıma gelmezdi. Benim de sizin küçücük bir çocuğun canına kıyacağınız aklıma gelmezdi. Hangi vicdana sığar? Hem elinize ne geçecekti? Şehzadem Süleyman'la Ahmet'im yaşayacaktı belki. Fakat senin ihanetinden sonra ölüme yürüyecekler. Turhan'ın istediğini altın tepside sundun ona. Turhan Sultanımızın hırsları var. Nice hatalar da yaptı, kabul. Lakin masum bir çocuğun canına kıyacak kadar gözü dönmedi henüz. Lale Zar! Kendine gel, edebinle konuş! Tamam acı. Her hain gibi o da ihanetine kılıf bulmuş işte. Hırslarınızın neye mal olduğunu görmüyor musunuz sultanım? Sevdiğiniz herkesi, yanınızda olan herkesi kaybettiniz. Kızlarınız, oğullarınız ya ah ederek gittiler bu diyardan ya da yüzünüzü bile görmek istemiyorlar. Kabul edin artık. Vazgeçin. Sizin devriniz bitti. Kes! Alın şunu götürün, idam edin. Sonra bir çuvala koyup boğaza atın. Ben vicdanım rahat öleceğim. Peki ya siz?
Götürün şunu!